Hakkında 97 dava açılan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, TGT Haber'den arkadaşımız Emre Diner'in sorularını yanıtladı. Han, her an yeni bir suikaste uğrayabilirim dedi. Mandela ve Gandhi gibiyim, beni tekrar hapse atmaları an meselesi. Biz geçen yıldan bu yana Türkiye'nin 15 Temmuz'unu yaşıyoruz ifadelerini kullandı. hakkında terörizm, yolsuzluk gibi suçlamalarla 97 ayrı suçtan dava açıldı. Başbakanlıktan düşürüldü. 2 kez suikast girişimine uğradı. Tutuklanmak istendi. Pakistan Adalet Partisi lideri ve eski başbakan İmran Han hakkında açılan davalardaki son durumu TGRT Haber Dış Haber Editörü Emre Diner'le konuştu. Eski başbakan hükümetin hakkında iddia edilen suçların soruşturulması için ekstra gözaltı yetkileri veren bir başkanlık kararnamesi çıkardığını belirtti. Yaşananları tiyatro olarak niteledi. Biliyorsunuz ki Pakistan Mahkemesi hakkınızda onlarca suçtan dava açmıştı. Gözaltına alındınız, sonra serbest bırakıldınız. Yakında yeni bir tutuklama kararı bekliyor musunuz? 70 yaşındayım. Yaşımdan fazla yani 97 tane suçla ilişkilendiriliyorum. Beni terörizm, yolsuzluk gibi suçlarla ilişkilendiren hükümet iftiraya devam ediyor. Başıma gelen her davanın nedeni beni siyasetten uzaklaştırmak adına tasarlanmış bir tiyatro. Seçim ekimde herkes biliyor ki benim partim seçimlerde birinci parti çıkacak. Yeniden seçileceğime eminim. Yine iktidara geleceğiz. Onlar engellese de mücadelem devam edecek. Dertleri benim. Onlar iktidara gelmemden korkuyor. Şahbaz hükümetini eleştirdi. Bu hafta hakkında yeni bir tutuklamanın an meselesi olduğunu söyledi. Belki de son röportajım diye de ekledi. Han ülkesinde yaşadığı süreci Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine benzetti. Evet bu hafta yeni bir tutuklama bekliyorum. Belki de son röportajım. Hem sivil hem de askeri mahkeme tarafından tutuklanmam an meselesi. Biliyor musunuz? Kendimi Mandela ve Gandhi gibi hissediyorum biz geçen yıldan bu yana Türkiye'nin 15 Temmuz'unu yaşıyoruz. Sizde 7 yıl önce meydana gelen darbe girişimi öncesinde olduğu gibi Pakistan'da bazı odakları harekete geçirdiler. Söyleyebilirim ki maruz kaldığımız yasa dışı müdahale de Türkiye'nin 15 Temmuz'u arasında tek fark şudur. Size askeri müdahale ile bize de meclisi kullanarak komplo kurdular. Han, hayatınız her an hayatınız seran tehlikede. Neden yurt dışına çıkmıyorsunuz sorusuna en güçlü koruyucu olan Allah'a güveniyorum. Pakistan'ın huzuru ve refah için canımı ortaya koymaya devam edeceğim diye cevap verdi. Sonra da ekledi. Hayır. Yeni bir suikastten korkmuyorum. Kasım ve Mart ayında suikasta uğradım. Hala da risk altındayım. Beni öldürmek isteyen kişiler yerel istihbaratın başındaki kişiler gibi. Çok güçlü elleri her yere uzanıyor. Evim izleniyor. Sık sık kontrol ediliyorum. Hatta bazen kulağıma yeni suikast bilgileri geliyor. Öncelikle Kur'an'da der ki Allah dilemedikçe kimse ölmez. Benim en büyük koruyucum Allah. Bu yüzden İngiltere veya başka bir ülkeye gitmeme gerek yok. Pakistan benim evim. Bu nedenle bir yere gitmiyorum. Pakistan'ın bana ihtiyacı var. Pakistan'ı IMF'ye teslim etmeye çalışıyorlar. Ekonomi kötüye gidiyor. Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 Pakistan Adalet Parti üyesi hayatını kaybetmişti.